Allah'ın ipini bırakanlar evet. bir büyük bir felaket bekliyor. Bir büyük bir felaket bekliyor. Allah'ın ipine tutunanlar bir kişi de olsa Hazreti Lut gibi, 40 kişi de olsa Hazreti Nuh gibi, gibi evet. bir kavim de olsanız Hazreti Musa gibi kurtulabilirsiniz. Evet. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Evet. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Evet. Umutsuzluk yok afferve arası dersiniz. Korkuyla umut arasında bir yerde duracağız evet. ve insanlığın, ülkemizin, kendimizin kurtuluşu için hem dua edeceğiz Hı -hı. hem de daha çok çalışacağız. Daha dürüst daha, bilgili, daha, daha dürüst, daha bilgili, daha cesur olacağız. Daha dürüst, daha bilgili, daha cesur olacağız ve farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşamanın bir yolunu bulacağız. Tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Evet. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Yeryüzünün bütün namuslu insanları birleşiniz. Yeryüzünün bütün namuslu insanları birleşiniz. Mayınlı tarlada top oynuyorsunuz diye yazan Abdurrahman Dilipak, Pandora'nın kutusu bir açılırsa görürsünüz. Mayınlı tarlada top oynuyorsunuz. Farkındaysanız tamam da, değilse dikkatli olun sözleriyle ne demek istedi? İşte Abdurrahman Dilipak'ın Yeni Akit gazetesinde yer alan yazısının tamamı. İslamcılar, Kemalistler, Milliyetçiler, LGBT. Yeni oyun bunlar üzerine kuruluyor. Habere dikkat! Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin mezuniyet töreninde öğrencilere hep bir ağızdan 10. yıl marşı söyletildi. Bazı veliler mezuniyet töreninde çalınan marşa tepki gösterdi. Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi yakalandı. İstedikleri zaman elleriyle koymuş gibi bulurlar. Apo'yu da öyle yapmadılar mı? Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Havlimitoğlu suikasti soruşturması kapsamında aranan Tan Dervişoğlu gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 9 kişiden 8'i yakalanmıştı. Havlimitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde suikast sonucu öldürülmüştü. O gün birileri bu olayı diğer olaylarda olduğu gibi başka yöne çekmeye çalıştı. Mütedeyyin kesimi yıpratmak için her kanlı pusuyu Refah Partisi ve AK Parti iktidarlarına fatura eden laikçi yobazlar, Atatürkçü Kemalist Necip Hablemitoğlu cinayetinde FETÖ izi çıkması karşısında eşine az rastlanır bir otosansör uyguladılar. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde MHP etkili. Neydi o İzmir Marşı öyle? Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği bahar şenliğinde binlerce öğrencinin İzmir Marşı okumasını Twitter hesabından değerlendiren Norveç vatandaşı Helena Fatima Saraylı bir Norveçli gözüyle 2022'de hala böyle tapınmalar görmek bizim için çok çok acayip dedi. Devlet Bahçeli kendinden ibaret biri değil, çakıcı ya da ağır da öyle. Daha birçok kişi var. Siyaset, sermaye, bürokrasi, akademi, medya, sivil toplum kuruluşları dünyasında böyle bu altı köşeli yıldızın içinde icraî faaliyet gösteren. Herkes kendi sazını çalar. Kimi ney üfler, kimi bateri çalar. Makamları farklı olsa da sözleri hep aynıdır. İşaret aldıkları gün şarkın yüce mimarından, meşrik azamından onlar yürür, kalabalıklar yürür arkalarından. Yeni gezicikleri hazır olun. Cıvıldaşmaya başladılar bile. Cik 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 cik. Sahi şimdi durduk yerde Topal Osman nereden çıktı? Şevki Yılmaz da Ali Şükrü Bey dosyasını açtı bu arada. O olacaksa bu neden olmasın. Madem eski defterler açılacak, buyurun. Ali Şükrü Bey, asker, gazeteci ve Osmanlı Meclisi Meybusan 6. dönem milletvekili bir siyasetçi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. dönem Trabzon milletvekili oldu ve Mustafa Kemal Paşa'ya karşı en sert muhalefeti ortaya koyan milletvekiliydi. 1923'te bir suikast sonucu şehit edildi. Doğumu 1884, Beşikdüzü, Ölümü 27 Mart 1923 Ankara. Mezarı Trabzon. Haydi Trabzon, bu ifritten sualin cevabını bulun bakalım. Bu iş Trabzon spor maçına benzemez. Topal Osman kim dersiniz? Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren mahalli milis güçlerinin reisi ve muhafız taburu komutanı. Ama asıl görevi Mustafa Kemal'in Giresunlulardan oluşan muhafız kıtasının komutanıydı. Fikri olayından tutun da. Doğumu 1883 Giresun, ölümü 2 Nisan 1923 Ankara. Mezarı Giresun Kalesi. Giresun. Bir de Deli Halit Paşa'mız var. Resmi adı Halit Karsağlan. 1883, 14 Şubat 1925. Türk askeri ve siyasetçidir. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde kahramanlıklar gösteren bir subay. Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Doğu cephesinde Gümrü Anlaşması'nın imzalanmasından sonra ise Batı cephesinde komutanlık yaptı. İkinci Büyük Millet Meclisi'ne Ardahan Milletvekili olarak katıldı. Bir tartışma sonrasında meclis koridorunda vurularak öldürüldü. Bu cinayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işlenen ilk cinayetti. Hadi oldu olacak, Çerkes Etemi de konuşalım. Hani meclisi konuşuyoruz ya, biz Yunan'a karşı savaşı kazandık ya, adalar gitti de, tüfek atımı menzildeki meclisi nasıl verdik?'' Madem Topal Osman'ı konuşuyoruz, Çerkez Etemi de konuşalım. Bunda bir beis mi var? Belki Hablemitoğlu'nu da konuşurken Alman vakıfları üzerinden başka gerçeklere de ulaşırız. Sahi, Meis'i konuşurken İzmir'in işgalinden başlayalım isterseniz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Paris'te toplanan Barış Konferansı'nın kararıyla İzmir 15 Mayıs 1919'da Yunanistan Krallığı tarafından işgal edildi. İşgal, 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun kente girmesine kadar devam etti. Yunan deyip geçmeyin, o gün arkasında İngiltere, Fransa, İtalya var. Bugün de arkalarında yine Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, NATO, İngiltere ve Fransa var. Yunanistan hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi. Amerika Birleşik Devletleri zaten fiilen ülkeyi Ukrayna bahanesiyle adeta işgal etti. Yunanistan bir işgali ulusal bir kazanca dönüştürmek istiyor. Yunanistan İzmir'e çıktığında 20 bin askeri vardı. Osmanlı son olarak Filistin cephesinde ordularını silahsız ve tayinsiz olarak terhis edip teslim olduğunda Ege'de Kuvayi Milliye dışında askeri karakollarda 200 askeri inzibat, kolluk gücü görevi yapan bir müfreze asker ya vardı ya yoktu. Kuvayi Milliye deyince işte milis güçleri Topal Osman, Çerkez Etem adı öne çıkıyor. Nisan 1920'den sonra Yunan ordusu İzmir'den harekete geçerek Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Afyon'a kadar Batı Anadolu'nun büyük bir bölümünü de işgal altına almıştı. İzmir 11.891, Bursa 10.813, Kütahya 11.634, Eskişehir 13.960, Afyon 14.016 kilometre. Toplam 60.000 küsur kilometre kare. 20.000 asker 60.000 kilometre kare. Bir askere düşen alan 3 kilometre kare. İzmir'den Eskişehir'e 500 kilometre. Yunan askerleri birer kol ilerleseler 2 metrelik aralıklarla 40 kilometre yapar. Türkiye'nin nüfusu o zamanlar 10 milyon civarında. O bölgede yaşayan insan sayısı 2,5 milyon küsür. Göçler dolayısıyla kesin nüfus belli değil. Düşünün, bu şartlarda Ankara'ya yürümeyi düşündükleri için başkent Ankara'nın Kayseri'ye taşınma hesabı yapılıyorsa ya da Yunan Sakarya üzerinden İstanbul almak istiyorsa onlar bugün aynı rüyayı neden görmesinler? Biz Kıbrıs konusuyla baş edemiyoruz. Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği, NATO, Yunanistan, İsrail ve Rusya'yı bugün karşımıza alamayız diyorsanız yapacak bir şey yok. Meis'i de kurcalarsanız Ege'de karasuları, Kıbrıs'ta başka bir takım emrivakilerle karşı karşıya kalırsınız. Yoksa Meis teknik olarak iki saatte alınacak bir yer. Siz NATO ve Avrupa Birliği'nden vazgeçemiyorsanız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetliler sizden önce aynı birliğe girmek istiyorsa ne diyeceksiniz? Sahi Taksim anıtında o Rus generallerin işi neydi? Pandemi, 5G, Starlink, Neuralink, Transhumanizm, LGBT bunlar ayrı şeyler değil. LGBT'nin onur yürüyüşü öyle ot tüyle sınırlı kalmayacak. Her yerde izliyorlar. Bu arada bir biz birden meyse hatırladık. Yunanistan Boğaz Köprülerini vuruyor. Arkası gelecek. Ellerinden gelse Sultan Ahmet Topkapı ve Emaneti Mukaddesi'yi de vuracaklar. Tam da böyle bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ısıtılması ilginç. İsrail, Rusya, oligarklar, mafya, kumar, fuhuş, kaset, dosya hepsi üst üste geldi. Daha da gelecek. Yeni başlıyorlar. Bunları önceden yazınca uyarmış oluyoruz. Felaket tellallığı ile komploculukla suçlanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne inanıyorlar. İki yıldır anlatıyoruz bize inanmıyor, elin ahlaksızlığına inanıyor ve dahası sizi suçluyorlar. Küffarın yalanı bizim gerçeğimizden daha değerli bir takım siyasiler, aydınlar, muhafazakarlar için bunları neyi muhafaza ediyorlarsa bize karşı DSÖ'nün, uluslararası sistemin gönüllü muhafızlığından başka. Yazıyoruz da ne oluyor? Kellim kellim, la yenfa. Söyle söyle faydası yok. Ne olduğu ortada. Gözleri var görüp tedbir almıyorlar. Kulakları var duymak istemiyorlar. Kalpleri var hissetmiyorlar bunlar. Erbakan'ın ifadesiyle gavur aşığı bir sürü insancık. Yahu giden hem dinimiz hem dünyamız ve hatta tehlike altında olan canınız. Madem faili meçhullere el atıyoruz, hadi Muhsin Yazıcıoğlu'ndan başlayalım. Eşref Bitlis, Uğur Mumcu, Hablemitoğlu, Cem Ersever falan say sayabildiğin kadar. İsmail Nacar geçen gün bir mesaj gönderdi. Diyor ki Topal Osman bazı muhaliflerin ortadan kaldırılması için derin bir irade tarafından yönlendirilip kullanılan bir aktördü. Daha fazla deşifre olmaması için Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey cinayeti bahanesiyle ortadan kaldırıldı. Umarım AK Parti o kirli ortamın günahlarını ortak olmaz. Nacar'ın geçmişte FETÖ ve Hablemitoğlu olayıyla ilgili önemli uyarıları olmuştu. Ama dinleyen olmadı. Bana kalırsa bugün bu uyarısını dikkate alın. Pandora'nın kutusu bir açılırsa görürsünüz. Mayınlı tarlada top oynuyorsunuz. Farkındaysanız tamam da değilse dikkatli olun. Dikkat! Tosya'ya pirince giderken evdeki bulgurdan da olmayın. Selam ve dua ile. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.